Arkamızda bulunan anıt Brandenburger Tor. Yani Brandenburg'un kapısı. Evet, Almanya'nın sembolü olarak değerlendiriliyor burası ve akşam üzeri olmasına rağmen çok fazla sayıda ziyaretçi var. Üzerinde bulunan anıtı Napolyon bir ara almış götürmüş, satamadan geri getirmiş derler ya, tekrar geri getirmiş arkadaşlar. Ve şu anda bu kapı Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin sembolü olarak ve barışın sembolü olarak değerlendirmekle beraber aynı zamanda Berlin'in de simgesi haline gelmiş. Almanya'ya geldiğinizde, Berlin'e geldiğinizde mutlaka bu kapıyı da ziyaret edin. Pariser Plast'ta bulunan Brandenburger Tor gece de bir güzel arkadaşlar. Işıklandırılmış. Şu an saat akşam 21.30. Brandenburg'un Tor'un hemen etrafında ülkelerin büyükelçilikleri var. Karşımızda hemen köprünün kapının sol tarafında bize göre Amerikan Büyükelçiliği. Evet, şu anda akşam üzeri olmasına rağmen yine de kalabalığı görüyorsunuz. Ön tarafımızda, arka tarafta, yani kameranın ön tarafında, ileride de Fernsehturm, televizyon kulesi de görülüyor arkadaşlar. Evet, yine diğer ülkelerinde büyükelçilikleri hemen kapının yan taraflarında mevcut. Kalabalığı da size şöyle gösterelim. Berlin'e gelenler, Berlin simgesi olan Brandenburg'un kapısına da listeden eklesinler. Evet, buranın hemen altında metro durağı var. Buraya metro ile de gelebilirsiniz. Bisiklet ya da e-scooter da kiralayabilirsiniz. Biz arabamızla geldik. Akşam 8'den sonra yol kenarları ücretsiz. Bu şekilde akşamda bir başka güzel. Brandenburger kapısının hemen alt tarafında arkadaşlar ne var? Parlamento binası var. Reichstag dedikleri parlamento binası. Reichstag 16 eyaletin birleştiği burası. Yani Almanya'nın meclisi. Almanya 16 eyaletten oluşuyor ve 16 eyaletin bütün milletvekilleri, bakanları burada toplanıyor arkadaşlar. Almanya arka tarafta yönetiliyor. Aynı zamanda burada randevu alıp içeride gezebiliyorsunuz. Kimlik kartınızla giriş, online işlem yapmanız lazım. Online randevu aldıktan sonra gruplar halinde içeride gezmeniz mümkün. Arkadaşlar şu anda Jakob Hauser'in içerisindeyiz. Burası meclis binası. Önünde gördüğümüz binada meclisin yemekhanesi. Daha önce burası kazino olarak adlandırılıyormuş. Şu anda milletvekilleri yemeklerini burada yiyorlar. Bakın, sade bir restoran, yemekhane. Evet, gezimize devam ediyoruz. Jakob Kaiser Haus'u görüyoruz. Sol tarafta yemekhane demiştik arkadaşlar. Bakın şu an önünde bulunduğumuz sarı oda yukarısında da olanlar da milletvekillerinin çalışma ofisleri. Aynı zamanda bakın bina içerisinde bu şekilde sanat eserleri, portreler, çalışmalar bizim dikkatimizi çekti. Binanın sade oluşu da yine dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi. Arkadaşlar sağ taraf başkanın bulunduğu makam. Önümüzde bir tünel var. Şu an bakın bu bölüm Doğu Almanya sınırları içerisine geliyor. Ve şu merdivenlerde gördüğünüz yerde artık Batı Almanya. Dolayısıyla bu meclisinde bir tarafı Doğu Almanya'da, bir tarafı Batı Almanya'da. Bu şekilde tarihi eserleri de görebiliyoruz. Evet, ilk başkanlık seçimi bunda yapılmış arkadaşlar. Konrad Adenauer zamanında. Fotoğrafında görüyorsunuz. Şu anda da kubbeli bina olarak bildiğimiz Reichstag'ın içindeyiz arkadaşlar. Önümüzdeki kutular ne? Burası ilk milletvekilinden itibaren 1999 yılına kadar seçilen bütün milletvekillerinin kutularının olduğu bölüm. Tüm milletvekillerinin burada kendilerine ait sembolik olarak kutuları mevcut. İsimleri yazıyor arkadaşlar. Bir tanesi hariç. Onu koymamışlar. Şu şekilde devam ediyoruz. Bu da kimdir? Evet, NSDAP partisinden. Şu yukarıda gördüğünüz boş olan yerde normalde Hitler'in kutusu ama onun ismi yazmıyor. Evet, Alman siyasetinde arkadaşlar komisyonlar var. Komisyonlar konuları konuşup karara bağlıyorlar normalde ve meclise taşıyorlar. Meclise sadece evet ve hayır durumuna getiriyorlar. Burası da
katları görüyorsunuz. Komisyonların odaları. Herhangi bir konu konuşulacağı zaman bu komisyonlarda konuşulup tartışılıyor ve daha sonra mecliste oylamaya sunuluyor. Burası gayet modern görünüyor şu anda ve buranın hemen dış tarafında da güzel bir kanal da var. Vatandaşlar bu kanaldan da buraya görebiliyorlar. Dışarıdan da kanal turu da yapılabiliyor. Buranın manzarası da gayet güzel. Buranın sağ tarafında da bir yemekhane, restoran daha var. Arkadaşlar yine meclise ait, milletvekillerine ait. Burası daha modernlik bir yapı. Arkadaşlar komisyonun alt katı normal toplantılar için planlanmış. Üst katı ise ziyaretçiler için. Dolayısıyla çok önemli toplantılar haricindeki toplantıların çoğuna ziyaretçi de kabul edilebiliyor. Meclise de ziyaretçi kabul edilebiliyor. Ve korona sürecinde de adamlar burayı yasaklamamışlar demokrasiye aykırı diye. Şu anda bizler de bugün yine korona sürecinde komple meclisi gezebiliyoruz. Evet, şu anda da üst kata çıktık arkadaşlar. Önümüzde görmüş olduğumuz kanalda Doğu ve Batı Almanya arasındaki sınır. Şu an Reichstag'ın üzerindeki arkadaşlar kubbenin olduğu yerdeyiz. Burası açık bir alan. Ön tarafımızdaki yeşillik yer Tiergarten. Burası Berlin'in oksijen deposu diyebiliriz. Arkasında Potsdamer Platz'ı görüyoruz. Sony Center'ın olduğu yerler. Bu şekilde buradan ziyaretçiler de bir Berlin manzarası alabiliyorlar. Gayet güzel bir alan. Buraya randevu alıp kendiniz gelebiliyorsunuz. Evet, aşağıdan görünen kubbeyi görüyorsunuz. Merdivenlerle kubbeye de çıkılabiliyor arkadaşlar. Ve buranın güzelliği, ücretsiz gezebiliyorsunuz internet üzerinden randevu aldığınız zaman. Bütün bu meclis binalarını, buraları ücretsiz bir şekilde gezmeniz de mümkün. Önümüzdeki yeşillik alanda arkadaşlar ana giriş. Yine arka tarafında da Tiergarten'ı görüyoruz. Tiergarten'ın arka tarafında da Berlin Hayvanat Bahçesi var. Yine sağ tarafında da Başbakanlık Çalışma Ofisi de arkadaşlar burada var. Yeşil binada Berlin'le doğum arkadaşlar. Berlin Kilisesi. Önümüzdeki sarı olan gibi olan da Yahudilerin sinagogu. Yine sağ tarafta da bir tane Fransız domunu görüyoruz. Kilisesini. Önümüzdeki bina ise düz olan bina ise arkadaşlar Angela Merkel'in şu anda Başbakanlık Ofisi. Kendisi orada yaşamıyor. Kendisi bir apartman dairesinde yaşıyor. Ama Başbakanlık Çalışma Ofisi de hemen meclisin yan tarafında. Şu anda iç tarafındayız. Cam kubbenin. Buradaki aynalar dikkatimizi çekiyor. Aynalar güneş ışığını yansıtıyormuş arkadaşlar. Gün boyunca da güzel bir anı görüntü veriyor. Yukarıdaki camlı binadan dolayı arkadaşlar, burada havalandırma sisteminden dolayı bakın aşağı kadar bu sistem hem ışıkla aydınlatma hem de havalandırma sistemi meclise kadar kullanılmış. Adamlar her türlü detayı düşünmüşler. Ve arkadaşlar Kartal'ı görüyoruz. Burası Almanya Meclis binası. Milletvekilleri verecekleri karara göre giriyorlar arkadaşlar. Sağda hayır, ortada evet ve kararsız da sol tarafta. Bu katta da arkadaşlar partilerin toplantı, genel kurul toplantı odaları var. Salonlar daha doğrusu. Bu şekilde her parti genel kurul öncesi burada toplantılarını yapıyor. Ve şuradan aşağı baktığımızda da meclisi görebiliyoruz. Aynı zamanda işte havalandırma. Şekilde meclise. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanya'yı işgal edince meclisi de arkadaşlar ele geçirmişler. Ve bu şekilde meclise kendi el yazılarını bırakmışlar. 9 Mayıs 1945'ten kalan görüyoruz. İsimlerini yazmışlar. Kendi mesajlarını yazmışlar. Ve Almanya bugün dahi bunları silme gereği duymamış. Bu şekilde o dönemden kalan yazılar. Almanya'nın büyük şehirlerinde Dom adı verilen katedraller var. Burası da Berliner Dom, Berlin Katedrali. İçeriği gezebiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle size dışarıyı da gösterelim. Önü yeşillik bir alan arkadaşlar. Ve burası da bu bölge müzeler bölgesi, müzeler adası olarak geçiyor. Buradaki müzeleri de gezebiliyorsunuz. Aynı zamanda yeşilliği de size şu şekilde göstermiş olalım. İnsanlar oturuyorlar, kitap okuyorlar, güneşleniyorlar. Ortasında da güzel bir fıskiye var.
ortama güzel bir ambiyans katmış arkadaşlar. Berlin'e geldiğinizde de burayı da gezebilirsiniz. Berlin Katedrali'nin en üst katına çıkabiliyorsunuz. Katedrale giriş normalde 7 euro. Çocuklar ücretsiz arkadaşlar. Ve en üste çıktığınızda panoramik Berlin manzarası var. Buradan da bütün Berlin ayaklarınızın altında diyoruz. Önümüzde televizyon kulesini görüyorsunuz. Almanya'nın büyük şehirlerinin çoğunda bu şekilde kuleler var arkadaşlar merkezde. Ve buradan da güzel bir Berlin manzarasını seyretmek mümkün. Berlin duvarının hemen yan tarafında Checkpoint Charlie'deyiz arkadaşlar. Burası ne? Burası Berlin duvarında Amerikan askerlerinin kontrolündeki bölge. Doğu ve Batı Almanya arasında sadece diplomatlar, askeri yetkililer, büyükelçiler ve tarzı insanlar geçebiliyordu. Amerika burayı uzun süre kontrolüne tuttu. Checkpoint Charlie'deyiz. Evet arkadaşlar, şimdi de 1946 yılında yapılan 46 kilometre uzunluğundaki, kimilerine göre Berlin Duvarı, kimilerine göre Utanç Duvarı'nın bulunduğu bölgedeyiz. Evet, ülke bir anda ikiye bölünmüş savaştan sonra. Burada da şu anda kalıntılar, anıtlar bulunmakta. Burada bir müze de var. Erken geldiğiniz takdirde müzeyi de gezebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sınır burası. Burası şu anda Doğu Almanya. Bir bakın, biz duvarın diğer tarafından, şu an açılmış tabii burası, Batı Almanya'ya geçiyoruz. Şu an tam duvarın olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Bu taraf yıkılmış tabii ki. Sağ tarafımız Doğu Almanya, sol tarafımız Batı Almanya. Ve bakın, burası da şu an sınır. Evet, Bahnhof'tan arkadaşlar sağa döndüğümüz zaman solda Mall of Berlin var, alışveriş merkezi. Burada da değişik markaları görebiliyoruz. Evet, Postamerplatz'ta da yine metro ile gelip buralarda alışveriş için, dinlenmek için, çay kahve için de tercih edebilirsiniz. Evet, solda Mall of Berlin. Buralar yürüyerek de gezilebilir. Evet, biliyorsunuz arkadaşlar, Berlin 2. Dünya Savaşı'nda hemen hemen yerle bir olmuş ve dörde bölünmüş, dört ülke tarafından kontrol altına alınmış. 1945 yılından itibaren ikiye bölündükten sonra tamamen 1990 yılında duvar yıkılarak Doğu ve Batı birleşmiş. Ve enteresan, 1945 yılında savaştan çıkmış, yıkılmış bir ülke şu anda dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline gelmiş.
Şu anda da Potsdamer Platz'a geliyoruz arkadaşlar. Deutsche Bahn'ın soldaki camlı binasını görüyorsunuz. Hemen ön tarafımızdaki beyaz bina Bahnhof. Yani tren istasyonu. 200 metre weiter auf Ebertstraße. Evet, bu mecliste giden yol arkadaşlar. Potsdamer Platz'ta bu şekilde görmüş olduk. Burası daha modern bir cadde. Ve binalar daha bize yüksek ve yeni geldi. Berlin tarihi bir şehir olmasına rağmen yenilik anlamında da güzel mimarisi var. Berlin gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sabaha Berlin Hayvanat Bahçesi'ne başladık. Berlin Hayvanat Bahçesi dünyanın en ünlü hayvanat bahçelerinden bir tanesi. Yetişkinler için ücret, giriş ücreti günlük 16 euro. 15 yaşına kadar olan çocuklar için ise 8 euro. Berlin'e geldiğinizde hayvanat bahçesini gezmenizi tavsiye ediyoruz. Berlin Hayvanat Bahçesi'nde arkadaşlar yaklaşık 1200 farklı türden hayvan bulunmakta. Ve toplamda da 20.000 civarında hayvan var. Hayvanat bahçesinin olmazsa olmazı maymunlar da şu anda dinleniyorlar, oynuyorlar. Hayvanat bahçesinin ortasından bu şekilde kanal geçiyor. Özel teknelerde kanalda yolculuk yapabiliyor arkadaşlar. Evet, burası aynı zamanda güzel bir dinlenme alanı. Buraya saatlerinizi ayırın. Hem hayvanlar gezin hem de güzel temiz bir hava alın. Yeşillik bir alan. Pandaları görüyorsunuz şu anda da. Yatışa geçmişler, dinleniyorlar. Şu an saat öğleden sonra 3 arkadaşlar. Pandalar yatışa geçmişler. Hayvanat bahçesinin hemen yan tarafındaki caddede Kaiser Wilhelm anıtını görüyoruz. Bu aslında bir kilise. Almanya İmparatoru 1. Wilhelm adına yapılmış bu kilise ve 1943 yılındaki bomba saldırısında bu şekilde çatısı hasar görmüş. Ama tamir etmemişler. Ve bu şekilde hala günümüze kadar orijinalliğini koruyor. Arkadaşlar, Berlin aynı zamanda müzeler kenti. 175'ten fazla müze var burada. Şu an bulunduğumuz müzede müze adası olarak geçen Museum Insel'in olduğu yerdeyiz. Ve arkamızdaki müze Bergama Müzesi. Bergama neresi? İzmir'deki bizim antik kentimiz. 8500 yıllık tarihe sahip olan antik kentin eserlerinin bazıları içeride. İçeride baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir gelişme yaşanmış. 1878'li yıllarda Alman arkeologlar Osmanlı ile görüşüp kazı yapmak için izin istemişler. Ve buldukları bazı eserleri geçici olarak müzelerine sergilemek istemişler. Daha sonra 1. Dünya Savaşı Cumhuriyet'in ilanı derken bu eserler günümüze kadar burada kalmış.
Ama yapılan mahkeme başvurusunda şu anda buradaki eserlerin Türkiye'ye nakli aslında mümkün. Karar çıktı. Biz de antik kentimizin, Türkiye topraklarındaki, güzel İzmir'imizin sınırları içerisindeki Bergama antik kentine ait eserlerin Türkiye'ye dönmesini arzu ediyoruz. Buraya geldiğinizde bir biletle 6 müzeyi gezebiliyorsunuz. Korona dolayısıyla şu anda 4 müze açık arkadaşlar. Günlük kart aldığınızda bir biletle şu an için 4 müzeyi gezmeniz mümkün. Berlin'de Türk bayrağını görmek gurur verici arkadaşlar. Şu anda Tiergartenstrasse'deyiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin önündeyiz. Bayrağımız Gönder'de dalgalanıyor. Konaklamayı ayarlarken arkadaşlar iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir tanesi ulaşım. Aracınızla gelirseniz otoparklara dikkat edin. Bazı yerlerde 25 euroya kadar günlük otopark ücreti istenebiliyor. İkincisi de konaklama vergisi. Berlin'de toplam ödediğiniz ücretin %5'i kadar ücret vergi olarak arkadaşlar turizm vergisi olarak alınıyor. Buna da fiyatlara dikkat edin. Biz Pegasus Hostel Berlin'den ailecek memnun kaldık. Sessiz sakin bir ortam burası. Ailecek huzurlu bir ortam. Etrafında ücretsiz otoparklar da vardı. Ayrıca personelin Türk olması ve Türk pansiyon olması da bizim çok işimize yaradı. Gerçekten personel bize gezip görülecek yerler hakkında çok bilgi verdiler. Bizler küçük İstanbul'u bu şekilde gezmiş olduk. Size Berlin'den, küçük İstanbul'dan selamlar, saygılar.